Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna. 2023 seçimlerinin dönüm noktası olduğunu belirtti. Kurmaylarına sahada birebir çalışma talimatı verdi. Hangi partiden olursa olsun, Cumhur İttifakı'na destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti 7. olan Büyük Kongresini 24 Mart'ta tamamladı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği kongrede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Merkez Yürütme Kurulu'nu da belirledi. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. MKYK üyeleriyle ilk toplantısını kongre akşamı yapan Erdoğan'ın kurmaylarına verdiği ilk talimat da ortaya çıktı. 2023 seçimlerinin dönüm noktası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı'nın masa başında değil sahada olacağız talimatı verdiği öğrenildi. 2024'te yerel seçimler olduğunu ifade eden Erdoğan'ın kapı kapı dolaşın, vatandaşın dertlerini dinleyin dediği kaydedildi. Siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlılığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var. 2023 perspektifiyle MKYK ve MYK'da değişikliğe gittiğini belirten Erdoğan'ın meclis grubunda yaptığı görevlendirmelerde güçlenme adımları olarak değerlendirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal grup başkan vekilliğine getirildi. Mustafa Elitaş da grup başkan vekili oldu. Özlem Zengin ise grup başkan vekilliğinden AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarında ve meclise gelecek önemli yasal düzenlemelerle ilgili ekibini etkin kullanmak istediği belirtildi.